Şimdi bak antika bir yer. İnsanın fıtratında bekaya karşı şiddet bir aşk var. İnsanda bekaya karşı şiddet bir aşk var. Niye var? Bizde aşk var mı? Var. Nereden gelmiştir? Nereden gelmiş olabilir bizdeki aşk? Annemdeyken bulgur pilavı yerdi de oradan geçti. Olur mu? Olmaz. Peki nereden gelebilir? Dünyada kaynağı yok. Yok. O zaman bu numune bir yeri gösteriyor. Gelen geldiği yeri en güzel ispat ettiği gibi giden de gittiği yerin en güzel delilidir. Eğer bir şey bir yerden gelebilmişse o vardır. O gelen de bir yere gidebiliyorsa, gidebiliyorsa orası da vardır. O zaman bizdeki latifeler, şefkat, muhabbet, aşk, sadakat, uvvet, surur, memnuniyet gibi latifeler var mı? Yok mu? Var. Kaynağı dünyada mı? Hayır. O zaman bizdeki inkar edilemediği katiyetinde bunun kaynağı daha kesinlik. Koku olsun balık olmasın, gölge olsun eşya olmasın, ışık olsun güneş olmasın. Ne kadar muhal ise sendeki latifelerin de kaynağı olmaması o kadar muhaldir. Çünkü sendeki görüntüdür, tezahürdür, kokudur, renktir. Yani dışa vuruştur, kaynak değil. Bendeki şefkatin kaynağı ben değilim. Bendeki aşkın kaynağı ben değilim. Başka bir yerin ifadesiyim. Ya Vedud. Ya Vedud, ya Hakim, ya Rahim. Onları gösteriyor. Senin, çok ilginç, sendeki bu aşk, muhabbet ne kadar kesin, ondan daha kesindir kaynağı. Yani balığın kokusu balıktan haber veriyor ama balığın kendisi kokudan daha öncedir ve daha kesindir. Balığın kokusu balığa mahkumdur. Balıktan önce koku olamaz. O zaman bendekiler kaynak değilse kokudur. Kaynağından sonradır. Bu ne kadar kesinse muzaf ondan daha kesindir. O ismi, bu bendekilerin kaynağı. Bunun kafir Müslüman hiç fark etmez. Evet demek zorundadır. Ama komünistler buna enerji diyor. Biz Allah diyoruz. Neticede bir şey diyorlar. Oysa tevhide geldiler. Niye? Eskide gözükmeyene inanmıyorlardı. Şimdi bu kainatın gözükenin arkasında enerji varmış. Ama enerji nedense eskide gözükmeyene inanılmıyordu. Şimdi inanılması lazımmış.